Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hücre zarının özelliklerinden, yapısından bahsettik. Şimdi hücre zarından madde geçişlerinden bahsedeceğiz. Ve arkadaşlar artık hücre ile ilgili olan kısmı bitirmiş olacağız. Yani son olarak hücreler arasında haberleşmeyi anlatacağım size. Ondan sonra artık hücreyi bitireceğiz ve soru çözümü yapacağım. Özellikle hücre zarından madde geçişleri ile ilgili ayrı bir soru çözümü yapacağım. Bu yüzden de arkadaşlar oldukça iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben Campbell'a baktım. Campbell da birazcık karışık anlatmış arkadaşlar hücre zarından madde geçişlerini. Tabi eklemeler yaptım hani burada anlatacağım şekilleri, ama ben size biraz daha tablo halinde, daha böyle anlaşılır şekilde anlatacağım. Dediğim gibi Campbell'a birazcık karışık anlatmış. Şimdi bir tablo halini yapalım. Daha sonra devam edelim arkadaşlar, anlatalım. Şimdi hücre zarından madde geçişlerini ben şöyle ikiye ayırıyorum. Bakın şu şekilde ikiye ayıracağım. Bir küçük moleküllerin geçişi diyeceğiz. Bir de büyük moleküllerin geçişi diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle küçük moleküllerin geçişi, moleküllerin geçişi, bir de büyük moleküllerin geçişi diyeceğiz. Büyük moleküllerin geçişi. Şimdi küçük molekül derken neyden bahsediyoruz? Büyük molekül derken neyden bahsediyoruz? Arkadaşlar küçük moleküller monomerler, gazlar, iyonlar, işte nötr atomlar. Bunlar nedir? Hepsi küçük moleküldür ve küçük moleküllerin geçişini burada anlatacağım. Büyük moleküller ise hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olanlar. Mesela disakkaritler, polisakkaritler, yağlar. Daha sonra proteinler arkadaşlar, yani polimer maddelerde büyük moleküllerin geçişinde anlatacağız. O zaman küçük moleküller için geçişi ben ikiye ayırıyorum. Bakın küçük moleküllerin geçişini ikiye ayırıyorum. Birincisi pasif taşıma diyeceğim. Pasif taşıma. İkincisine de aktif taşıma diyeceğim. Aktif taşıma. Arkadaşlar büyük moleküllerin geçişi de ikiye ayrılır. Yine birincisi endositoz, ikincisi de egzositoz. Bunların hepsini teker teker açıklayacağım. Şimdi bunlara geçmeden önce size şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi hücre zarından hangi maddeler daha öncelikli olarak geçiyorlar? Arkadaşlar hücre zarından bakın. Küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçiyor. Nötr atomlar iyonlara göre daha kolay geçiyor. Daha sonra negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha kolay geçiyor. Yağda eriyenler suda eriyenlere göre veya yağı çözenler işte diğerlerine göre daha kolay geçiyor. O yüzden şunu bakın, şu araya yazmak istiyorum. Hücre zarından çok da karıştırmamaya çalışacağım ama eğer ki tablo çok karışık gelirse siz ayrı ayrı yazabilirsiniz. Hücre zarından ne dedik? Küçük moleküller büyük moleküllere göre, daha sonra nötr atomlar iyonlara göre, daha sonra arkadaşlar negatif iyonlar pozitiflere göre. Negatif iyonlar pozitiflere göre. İşte yağda eriyenler suda eriyenlere göre daha hızlı geçer veya daha kolay geçer. Şimdi yağda eriyenler neden suda eriyenlere göre daha kolay geçiyor? Çünkü hücre zarının yapısı zaten yağ yapılı. Bu yüzden de yağ yapıda eriyen maddeler suda eriyenlere göre, özellikle vitaminler için söyleyeyim, ADEK vitaminleri, B ve C vitaminlerine göre daha kolay geçiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl kısmımıza. Pasif taşıma ve aktif taşımadan bahsedelim. İlk önce ikisini bir karşılaştırayım. Daha sonra arkadaşlar pasif taşımanın çeşitleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi pasif taşıma, bakın adı üstünde pasif, ATP harcanmaz. Arkadaşlar aktif taşıma da adı üstünde ATP harcanır. Daha sonra geliyorum pasif taşımanın bir diğer özelliğine. Hücre
Canlı da olabilir, cansız da olabilir. Yani ortamın canlı ya da cansız olması önemli değil. Ortam canlı, cansız olabilir. Arkadaşlar, aktif taşımada ortam canlı olmak zorunda. Ortam canlı olmak zorunda. Aktif taşımada böyle bir zorunluluk var. Çünkü ATP harcanacak. ATP'nin üretilebilmesi için de canlı bir ortam gerekli. Maddeler arkadaşlar, pasif taşımada çok yoğun yerden, bakın çok yoğundan az yoğuna doğru bir aktarım vardır. Aktif taşımada ise tam tersi. Az yoğundan çok yoğun ortama doğru bir taşıma vardır. Şimdi aktif taşıma ayrıca eş yoğun ortamlar arasında da gerçekleşir. Şöyle yazalım isterseniz. Eş yoğundan eş yoğuna da gerçekleşebilir arkadaşlar. Burada da yine enerji harcanır. Evet, pasif ve aktif taşımanın genel olarak özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Böylece zaten aktif taşımayı bitirmiş olduk. Yani aktif taşımada bunları bilmeniz yeter. Ha, bir de şunu da söyleyeyim bakın. Aktif taşımada bakın enzim ve protein kullanılır. Enzim ve protein kullanılır. Pasif taşımada arkadaşlar, genel olarak söylüyorum bunu bakın. Enzim, protein kullanılmaz. Kullanılmaz. Pasif taşımanın bir çeşidi hariç. Bakın kolaylaştırılmış difüzyonda, pasif taşımanın kolaylaştırılmış difüzyon şeklinde taşıyıcı proteinleri kullanacağız. Ama genel olarak enzim, protein kullanılmaz diyoruz. Kesin olarak söylemiyoruz. Genel olarak söylüyoruz. Evet, aktif ve pasif taşımanın özellikleri bu şekilde. Şimdi aktif taşımayı böylece bitirmiş olduk. Ben size şimdi pasif taşımanın çeşitlerini anlatacağım. Arkadaşlar, pasif taşımanın ilk çeşidi bakın şu şekilde difüzyon veya basit difüzyon da diyebiliriz. Arkadaşlar, difüzyon şu yukarıda yazdığım ne varsa hepsi difüzyon için geçerlidir. Yani ATP harcanmaz, ortam canlı cansız olabilir. Çok yoğundan az yoğuna doğru bir taşıma vardır ve enzim, işte protein kullanılmaz. O yüzden şöyle yazıyorum. Yukarıdaki özellikler geçerlidir yazıyorum. Yukarıdaki özellikler geçerlidir. Geçerlidir. Zaten küçük moleküllerin taşındığını da söyledik. Arkadaşlar, difüzyonun hızını artıran ya da azaltan bazı olaylar var. Bunları not olarak yazacağım. Şuraya bir yere yazacağım. O yüzden şimdilik onu geçiyorum ama difüzyonla ilgili o difüzyon hızını artıran olayları yazacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir çeşide, kolaylaştırılmış difüzyon. Kolaylaştırılmış difüzyon. Arkadaşlar, kolaylaştırılmış difüzyonda şöyle bir durum var. Şimdi difüzyonda maddeler tek tek geçerken çok fazla vakit harcanıyor. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein kullanılarak madde geçişi daha kolay oluyor. Yani şöyle düşünün bakın. Şöyle birkaç tane şuradan kapak alayım. Bakın şunlar bizim maddelerimiz. Normalde bu maddeler hücre zarından böyle teker teker geçerse bakın uzun zaman alır. Ama kolaylaştırılmış difüzyonda şöyle bir olay var. Hemen taşıyıcı protein devreye giriyor. Taşıyıcı protein bakın şu şekilde yukarıya doğru açılıyor. Maddeyi alacağı yere doğru açılıyor. Ve bu maddeler taşıyıcı proteinin içerisine doluyor. Normalde tek tek taşınan maddelerin üçü birden girdi mi buraya? Girdi. Daha sonra alt kısımdan açılıyor ve hücrenin içerisine hop maddeler giriş yapmış oluyor arkadaşlar. Böylece bakın tek tek taşımaktansa üçünü birden aynı anda daha kısa sürede taşıdık mı? Taşıdık. İşte kolaylaştırılmış demesinin sebebi bu yüzdendir. Taşıyıcı protein kullanılarak daha kısa sürede daha fazla sayıda madde taşıması gerçekleşir. O zaman yazalım. Taşıyıcı protein kullanılarak daha kısa sürede daha fazla sayıda madde taşınır. Madde taşınır arkadaşlar. Bu arada burada bir enzim de görev yapar. Bakın enzim de kullanılır. Enzim de kullanılır. O enzimin adı parmeaz enzimi veya arkadaşlar permeaz enzimi olarak da geçer ama parmeaz enzimidir. Bu belki enzim karşımıza çıkabilir. O yüzden bilelim. Evet.
Taşıyıcı proteinin kullanıldığını, işte parmez enzimini kullanıldığını söyledik. Kolaylaştırmıştı. Füzyonda bu şekilde. Dediğim gibi diğer üstteki sadece şu sonu hariç bakın şunlar geçerli. Ama kolaylaştırmıştı füzyonda arkadaşlar. Taşıyıcı protein kullanıldığında unutmayın. Gelelim şimdi bir diğer özelliğimize. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yine ortamın canlı olması gerekir diyebiliriz. Çünkü taşıyıcı proteinin hani hareket edebilmesi için enerji harcanmıyor ama o hareketi sağlamak için yine canlılık gereklidir. Onu da yazalım. Canlılık gerekli yazalım. Canlılık gereklidir diyelim. Ezan okunsun, hemen geliyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. Tabii siz duymuyorsunuz, hani anlamıyorsunuz benim durdurduğumu ama hani videoyu durduruyorum, beklediğimi anlamıyorsunuz ama olsun, yine de ben belirteyim dedim. Bazen çünkü mesela son cümleyi söylüyorum, direkt durdurup devam edince hani bir kopukluk oluyor. O yüzden söyleme gereği duyuyorum. Evet, kolaylaştırmış difüzyondan bahsettik. Şimdi gelelim ozmoz. Arkadaşlar ozmozu ben detaylı olarak ayrıca bakın bir videoda anlatacağım. Burada sadece ne olduğunu söyleyeyim. Çünkü ozmoza bağlı olarak bazı ortamlar var. Hipertonik ortam, hipotonik ortam gibi. Ayrıca ozmotik basınç, turgor basıncı var. Bu tür kavramları açıklayacağım. Bu yüzden de ozmozun sadece ne olduğunu yazıyorum. Detaylı olarak anlatımını bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdi ozmoz nedir? Ozmoz suyun yarı geçirgen zardan, yarı geçirgen zardan difüzyonudur arkadaşlar. Difüzyonudur. Yani bu da bir difüzyon olayıdır ama sadece su geçişi olacak. Gelelim bir sonrakine bakın. Pasif taşımaya hala devam ediyoruz. Pasif taşımada son çeşidimiz diyaliz. Arkadaşlar diyalizde mantığı ozmozla aynı ama bu sefer su geçmiyor, maddeler geçiyor. Su haricinde maddeler. O zaman küçük moleküllerin yarı geçirgen zardan difüzyonudur. Arkadaşlar difüzyonda bakın yarı geçirgen zar yok ama ozmoz ve diyalizde yarı geçirgen zar vardır. Diyalizi zaten hani böbrek hastalarının girdiği makine de diyaliz olarak isimlendiriliyor. Yani mantık olarak gerçekleşen her şey aynı. İşte o yüzden de zaten makineye diyaliz veya işte olaya diyaliz ismi verilmiştir. Nasıl gerçekleşiyor bu olay? Hemen diyalizin ben size nasıl olduğunu anlatayım. Şöyle düşünün. Kanın içerisinde bulunan işte üre, ürik asit gibi maddeler böbrekler yeterince çalışmadığı için hepsi dışarı atılamıyor. Dolayısıyla arkadaşlar kanda biriken bu maddeler diyaliz makinesine işte bir damarımızdan damar yolu açıyorlar ve buradan bir boru bağlanıyor. Bu boruyla birlikte işte bizim vücudumuzda bulunan kan diyaliz makinesine giriyor. Diyaliz makinesine giren kan arkadaşlar içerisinde bulunan atık maddeler diyaliz sıvısına geçiyor. Çünkü çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru bir geçiş var ya. Kanda bulunan o çok olan maddeler diyaliz sıvısına geçiyorlar. Temizlenen kan tekrar bir sirkülasyonla işte tekrardan bize geri veriliyor arkadaşlar. Bu olaya da biz ne diyoruz? Diyaliz olayı diyoruz. Evet, şimdi size bir not yazdıracağım. Daha sonra endostoz, egzostoza geçeceğim. Dediğim gibi ozmozu daha sonra detaylı olarak anlatacağım. Arkadaşlar notumuz şu. Notumuz difüzyon hızını etkileyen faktörler. Bakın not diyorum şuraya. Zaten endostoz ve egzostozda çok fazla hani açıklama yazmayacağız. O yüzden bu kısım yeterlidir bize. Arkadaşlar şu bakın. Yoğunluk farkı arttıkça, bakın şu şekilde yazıyorum. Yoğunluk farkı arttıkça, daha sonra ortam ısısı arttıkça, difüzyon yüzeyi arttıkça, sonra zardaki pore sayısı dediğimiz delik sayısı arttıkça, daha sonra arkadaşlar molekül küçüldükçe
Ve son olarak da molekül ağırlığı azaldıkça. Molekül ağırlığı azaldıkça difüzyon hızı artar. O zaman ısı artırıyor. Yoğunluk farkı artırıyor. Difüzyon yüzeyi artırıyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bazen yorum sorularında gelebilir. Şunu şöyle bir kutucuk içerisine alalım notumuzu. Evet, ayrıca belli olsun. Şimdi gelelim endostoz ve egzostoza. Arkadaşlar nedir? Endostoz, egzostoz büyük moleküllerin geçişidir dedik. Şimdi büyük molekül derken dediğim gibi nişasta, işte protein, yağ, glikojen, işte maltoz, laktoz, sükroz bunlar nedir? Büyük moleküllerdir ve hücre zarından kolaylıkla yani direkt olarak geçemiyorlar. Bu yüzden de endostoz ve egzostoza ihtiyaç var. Endostoz bakın endo iç demektir. Egzo dış dışarı demektir arkadaşlar. Hücrenin içerisine madde alınmasına, büyük madde alınmasına endositoz, hücrenin dışına madde verilmesine de egzositoz diyoruz. O zaman diyelim. Hücre içine madde alınmasıdır. Egzositoz ise hücre dışına madde verilmesidir. Madde atılmasıdır ya da diyelim. Madde atılmasıdır. Büyük maddeler. Mesela bu büyük maddeler atık maddeler olabilir. Hücre dışına gönderilir veya enzim üretmiştir. Enzimi arkadaşlar egzostoz yoluyla gönderebilir. Daha sonra mesela sinir sistemine geldiğimizde sinapslarda nörotransmitter maddeler sinaptik keselerden yine egzostoz yoluyla atılıyor. Yani bunların hepsini zaten hani konular geçtikçe de söyleyeceğiz. Egzostoz mu endostoz mu olduğunu. Şimdi endositoz olayında bakın. Katı maddeler ve sıvı maddeler birbirinden farklı yollarla alınıyor. Katı maddeler yalancı ayak oluşturularak alınıyor. Sıvı maddeler de pinostik cep oluşturularak alınıyor. Bu yüzden de biz bunu zaten fagositoz ve pinostoz olarak ikiye ayırıyoruz. Ama genel olarak karşılaştırayım. Fagositoz, pinostozu daha sonra açıklayayım. Arkadaşlar endositoz ve egzositoz ikisinde de ATP harcanır. Şöyle düşünün zaten büyük madde alıyorsun atıyorsun o zaman mecburen ATP harcayacaksın değil mi? ATP harcanır her ikisinde de. Arkadaşlar endositozda hücre yüzeyi daralır. Neden daralır? Bakın şu bizim büyük bir maddemiz olsun. Bu da benim hücre zarım. Yani şöyle düşünün şurası böyle hücre zarı. Ben bu büyük maddenin etrafını sardım. Daha sonra bu zarı buradan kopardım. Ve gitti bakın bu zar yok. Hücre zarının yüzeyi yani şu yüzey azaldı mı? Azaldı. Dolayısıyla hücre zarının yüzeyi ne oldu? Azaldı. Egzostozda tam tersi. Hücre yüzeyi artar. Tam tersi durum var. Hücrenin içinde büyük bir madde var. Etrafı zarla çevrili. Ben bunu götürdüm dışarıya attım. Hücre zarı ne oldu arkadaşlar? Bakın arttı. Hücre zarının yüzeyi artıyor. Endositozda hacim artar. Hacim artar çünkü içeriye madde alıyorsun. Egzostozda hacim azalır. Hacim azalır arkadaşlar. Her ikisinde de hücre zarının yüzeyinde değişiklikler meydana gelir. Bunu da söylemiş olalım. Bakayım söylemediğim herhalde başka bir şey yok. Şimdi çeşitlerine geçelim arkadaşlar. Endostoz ve egzostozun çeşitlerine bakalım. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim bakın endositoz olayı hücre çeperi bulunan canlılarda gerçekleşmez. Neden? Çünkü yalancı ayak oluşumu ya da işte pinostik cep oluşumuna hücre duvarı izin vermez. Bu yüzden şöyle söylüyorum hücre duvarı olan canlılarda gerçekleşmez. Ama egzostoz tüm canlılarda gerçekleşebilir. Tüm canlılarda gerçekleşebilir. Çünkü burada içeriden dışarı çıkan bir madde olduğu için hani yalancı ayak oluşumu gibi olaylar gözlenmediği için herhangi bir sıkıntı olmaz. Tüm canlılar yapabilir ama endostozda arkadaşlar hücre duvarı olan canlılarda gerçekleşmez. Evet şimdi gelelim. Endositozun çeşitlerine. Arkadaşlar endositozu ikiye ayırıyoruz bakın. Şu şekilde. Fagositoz
ve pinositoz. Pinositoz. Arkadaşlar, fagositoz katı maddelerin hücre için alınmasıdır. Katı madde. Pinositoz da sıvı maddelerin hücre için alınmasıdır. Şöyle düşünün. Yalancı ayak oluşturarak katı bir maddeyi hücrenin içerisine alabilirsiniz. Ama sıvı bir maddeyi hücre içine şu şekilde alabilir misiniz? Alamazsınız değil mi? Ne olur? Hemen kaçar. Biz de ne yapıyoruz mesela? Elimizle suyu tutamadığımız için şöyle bir çukur oluşturuyoruz. Suyu onun içine dolduruyoruz. İşte pinositoz mantığı da o şekilde arkadaşlar. Pinositik cep oluşturularak madde hücre içine alınır. Bakın. Pinositik zaten isminden andırıyor. Pinositik cep oluşturulur. Fagositozda da yalancı ayak oluşturulur. Yalancı ayak. Yalancı ayağın diğer adı neydi? Pseudopod, değil mi? Pseudo zaten yalancı anlamında kullanılır. Yalancı ayak oluşur arkadaşlar. Oluşturulur. Evet, fagositoz ve pinositoz olayları da bu şekilde. Hemen notlarıma da bakayım, söylemediğim bir şey var mı? Arkadaşlar, endositoz olayında bu arada şunu da söyleyeyim. Besin kofulu oluşumu gerçekleşir. Hani endositoz olayında. Bakın şuraya yazayım isterseniz. Besin kofulu oluşur. Endositoz olayında. Hani etrafına bir maddenin etrafına zar çevreleyip hücre içine aldığı için ister bu besin olarak kullansın, ister yabancı bir madde olsun, besin kofulu diyoruz biz ona. Daha sonra bu lizozomla birleşince ne olacak? Sindirim kofulu olacak. Kofulu anlatırken zaten bahsetmiştik. Evet, bu şekilde hücre zarından madde geçişlerini anlattım. Bir sonraki videoda hemen ozmoza değinelim arkadaşlar. Sonra soru çözümlerine geçelim. Sonraki videoda ozmozda görüşürüz. Hoşça kalın.